derslere giriyorsunuz benim için. Zil çalacak, ziller çalacak benim için. Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden, ta içimden birisi gidecek uçağıysa. Ama ben artık gidemeyeceğim. Zil çalacak, siz geminize, treninize gireceksiniz bir. Zil çalacak, ziller çalacak benim için. Duyacağım iskelelerden, istasyonlardan bütün. Ta içimden birisi koşacak ardından. Ama ben artık gelemeyeceğim. Sonra bir gün bir zil çalacak yine. Hiç kimseler, kimsecikler gidemeyecek. Ne sınıflar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz. Ta içimden birisi kalacak oralarda. Ben gideceğim. Sayın Şube Müdürüm, Okul Müdürüm, Vakfımızın, Derneğimizin ve Okul Aile Birliğimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Alkış ister gibi bir alkıştı. Yani biraz böyle... Bu da motive edici olsun. Olmaz tabii. Efendim, ziller çalacak şiiriyle başladık. Zeki Ömer Defne'nin, ki Zeki Ömer Defne okulumuzda 1935-1950 yılları arasında edebiyat öğretmenliği yapmış. Onu da rahmetle anıyoruz bu vesileyle. Şimdi sizleri beden eğitimi öğretmenimiz Çermin Tavukçu'nun konukları ve müzik öğretmenimiz Can Yıldırım yönetiminde, baş öğretmen Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Dikkat! Neden 24 Kasım? Kısaca bir değinmek istiyorum. 24 Kasım 1928 Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mektepler Başöğretmenliğini kabul ettiği tarih. Lakin Öğretmenler Günü olarak kutlanılması doğumunun 100. yılına denk geliyor. Yani 1981 tarihinden itibaren 24 Kasım'ları biz Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bugünü bize
yine armağan eden Atatürk'ü tekrar rahmetle anıyorum, baş öğretmenimizi. Şimdi bir video izleyelim, böyle bir havayı yavaş yavaş yumuşatmak açısından. Saltanat veren insan, sen ki bir adı gelecek olan yaşamın annesi, bir adı bahar, bir adı özgürlük olan memleket bekçisi, orduların zaferine eş, tarih oldun gönlüme ve ben sana el verdim, ben bir öğretmen sevdim. Hep kıskandım öğrencileri senden ve öylece bakı kaldım ardından sen sınıfa girerken. Şimdi talebin olmak vardı, seni dinlemek saatlerce, hiç usanmadan. Ve belki de gözlerime bak diye kopya çekerdim utanmadan. Bir öğretmen sevdim ben, öyle ki o gözler bana at verdi. Sonra bir yol çizdi kötürüm yaşamıma ve o gözler acılarıma tat verdi. Ben bir öğretmene vuruldum adam akıllı. Bir sevdim, pir sevdim hani tabirince. Bütün savaşlarına sulh geldi hayatımın. Bütün gecelerime bir gül yansıdı. Kırmızı. Şimdi azabın koynunda onsuz olmaktır derdim. Ve en anlamlı işini yaptı yüreğim, hayatım. Ben bir öğretmen sevdim. Şeyler hep böyle duygusal oluyor. Bir de fon müziğini ekleyince sesi sahibini tanıdınız zannediyorum. Efendim takım kaptanımız, okul müdürümüz Sayın Muharrem Bayrak konuşmalarını yapmak üzere. Huzurlarınızı da ayrı tutuyor. Buyurun. Şube Müdürüm, vakfımızın Sayın Başkanı, derneklerimizin kıymetli temsilcileri, Okul Aile Birliğimizin Sayın Başkanı, değerli mesai arkadaşlarım ve eli öpülesi öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. 24 Kasım Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde baş öğretmen sıfatı alması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum günü olan 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde, daha doğrusu günümüzde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. O yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Saygıdeğer meslektaşlarım, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözü bile buna ışık tutmaktadır. Hiç şüphesiz bizler öğrencilerimiz için
bir öğretmen olmanın yanında bazen bir anne, bazen bir baba ve bazen sığınacak bir limanız. Biz öğretmenler için sayısını bilmediğimiz güzel çehrelerin hayali, ellerimize bulaşan tebeşirin tozu, kalbimizin atışını sayfalarında saklayan not defterleri yaşamamızın en güzel anlamı ve gururudur. Şair ne de güzel söylüyor. Sizler gönül bahçeme dikip katmer katmer açmasını beklediğim güllersiniz. Sizler alnımızda binbir renkle bezediğimiz tüllersiniz. Sizler inanç gibi yüce, sevgi kadar gerçek bildiğimiz hallersiniz. Son olarak şunları söylemek isterim ki, Anadolu'nun en ücra köşesinde öğretmenliğin yanı sıra soba yakıp öğrencilerini bekleyen köy öğretmeni arkadaşım, sana selam olsun. Gencecik yüreğindeki heyecanla görev yerine giderken şehit düşen öğretmen arkadaşım, sana selam olsun. Çok sevdiği öğrencisinin ölüm haberi gelince sınıfa yığılıp kalan öğretmen arkadaşım, sana selam olsun. Velhasıl işini hakkıyla yerine getiren cefakar, vefakar ve fedakar öğretmen arkadaşlarım, sizlere selam olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık. Öğretmenlerin rolü çocuklara harita odasının içinde ne olduğunu sistemli biçimde öğretmek. Öğretmen harita odasındaki rehberdir. Hepsi o, diyor Jack London, Martin Eden romanında. Ve hepimizin bildiği bir gerçeği bir kez daha tekrar etmiş oluyor. Biz öğretmenler her şeyden önce bilgimizle, tecrübemizle, duruşumuzla hayatın birer rehberiyiz. İyi ki varsınız öğretmenlerim. Kim konuşacak? Öğretmenler adına konuşma yapmak isteyen. Salondan birini seçelim. Bu yıl böyle olsun mu? Gönüllü yok çünkü mecburen. Öğrenciler gibi şey, kimse gözümüze bakmıyor. Sen hocam gelsin. Edebiyatçı biraz daha. Serpil hocam. Zümre başkanlarından seçelim. Zümre başkanlarından seçeceğiz. Serpil hocam zümre başkanı. Zümre başkanların başkanı, öyleyse. Peki, Serpil Tezer hocamızı konuşmasını yapmak üzere huzurlarımıza davet ediyorum. Evet, zor bir konuşma benim için. İlk kez bu kadar toplumun önünde konuşuyorum. Kusurum olursa öncelikle özür diliyorum hepinizden. Öncelikle Sayın Şube Müdürüm, Sayın Okul Müdürüm, Sayın Vakıf Başkanım, Dernek Başkanlarım, Okul Aile Birliği Başkanlarım, sevgili arkadaşlarım ve tabii ki çok kıymetli öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. 24 Kasım, 1 Kasım 1928 yılında Latin kökenli Türk harflerinin kabulünün ardından millet mekteplerinin de açıldığı ve okuma yazma seferberliğinin başladığı gündü. Bugün sadece millet mektepleri açılmamış, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen unvanı da verilmişti. Bu önemli tarih 1981 yılından itibaren her 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlamıştı. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durabilen, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan, topluma arkasını dönmeden, toplumun sürekli önünden giden bir gönül evidir. Hiçbir zorluk bizleri yıldırmayacaktır. Ve biz sadece öğretmiyoruz, aslında ama aynı zamanda öğreniyoruz da. Biriktiriyoruz da, anı biriktiriyoruz, dost biriktiriyoruz, arkadaş biriktiriyoruz. Bir sürü öğrencimiz oldu. Az önce demin bir söz vardı. Aysun hocam da söylediği gibi, evet, etrafımıza ışık saçarken tükeniyoruz. Asla tükenmiyoruz. Biz onlarla yenileniyoruz. Her yıl evet, binlerce öğrenci yetiştirdik. İnşallah yetiştirmeye çalışmışızdır. Bu mesleği hakkıyla yapmak kolay iş değil. İnşallah faydamız olmuştur öğrencilerimize. Bizler de onlarla birlikte yenileniyoruz aslında.
tükenmiyoruz. Her geçen gün bu işi severek daha istekli yaptığımıza inanıyorum. Evet, 28 yıldır ben de çalışıyorum. İlk görev yerim demin şeyde videoda da vardı. Sesim titriyor, kusura bakmayın. Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe kasabasında ilk öğretmenliğe başladım. Kasabaya gittiğim zaman ev yok ortada, hiçbir şey görmüyorum. Bir tane jandarma, bir tane sağlık ocağı var. Başka bir şey yok. Dedim bu ev, şeyde kasabada herhalde ev yok. Kasabadan aşağı doğru ilerlerken evlerin arka tarafı şeyle yolla düz, ön taraflarını kazmışlar. Bir odada, çok affedersiniz, hayvanlar, bir odada insanlar yaşıyor. İlkokul öğretmenliği olarak başladım, 3 yıl yaptım. 50 kişilik bir sınıfım vardı. Soba yakmayı orada öğrendim. Soba temizlemeyi orada öğrendim. Eksi 40 dereceyi orada gördüm. Dışarıda kar varken çocuklarını lehenlere koyup banyo yapılması orada gördüm. Ama hayatımda gerçekten hiçbir zaman unutmayacağım o 50 tane öğrencimi. Her zaman da anıyorum. Mesela okul tatil oldu, hiçbir şey yok, evde yiyecek bir şey yok, ilçeye gitmemiz lazım. Et arabasıyla ilçeye gittiğimizi hatırlıyorum. Yolda donmamak için halay çektiğimizi hatırlıyorum. Evet, 5 tane bayan öğretmen bir lojmanda kalıyorduk. Ama hiçbir zaman unutmayacağım. Bana hatta ilk gittiğim zaman şey demişlerdi, gitme, otur, ne yapacaksın? Allah'ın unuttuğu yerde ne işin var? Bir bayan olarak. Hayır dedim. Ben bunun için okudum. Öğretmenlik yapmak için okudum. İyi ki gitmişim. 28 yılı çalışıyorum. İnşallah bir 28 yıl daha çalışırım. Biyoloji öğretmeyi çok seviyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Bu gerçekten bir sanat işi. Ve çocuklarımızın bir yerlere geldiğini gördüğümüz zaman sanki kendi evladımmış gibi hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Ve Muş'ta başladı. Serüvenim Kabataş Erkek Lisesi'nde de devam ediyor. Burada çalışmak bir şeref, bir onur. Böyle öğrencilere ders anlatmak kesinlikle bir lütuf olduğunu düşünüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizin öğretmeniniz. Sevgili arkadaşlarım, hepinizin gününü kutluyorum. İnşallah nice öğretmenler günü diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Serpil Hoca her geçen gün yenileniyoruz diyor. Hakikaten ben Serpil Hoca'yı mesela böyle izliyorum bazen. Yaz tatilinden geliyor böyle yorgun, hiç tatil yapmamış gibi. Sonra çalıştıkça gençleşiyor böyle. Çalıştıkça gençleşiyor. Tabii gençlerle birlikte olmanın da bir avantajı bu zannediyorum. Okulumuzda sinema deyince akla gelen isim tabii ki Hakan Sümer. Öğretmenimiz. Sinema kulübümüzü de çok güzel organize etti ve öğrencilerle birlikte çok güzel bir video hazırlamışlar bizim için. Şimdi birlikte izleyelim. Bu soruyu hiç düşünmedim. Yani biraz da cevap vermesi zor bir soru. Sevmediğim yanım herhalde sabırsız olmam. Aceleci olmamdır. En çok sevdiğim de ilgi ve merak seviyem biraz yüksek herhalde. Ya iyiliğine iyiyim de bazen bir soru soruyorsun, sorduğuna soracağına bin pişman olursun. Öyle hani bir sus be kadın diyebilirsin, çok anlatabiliyorum bazen. Evet, çok fazla konuşabiliyorum. Sevdiğim yanım empati yönüm. Yani mesleki deformasyon boyutunda empati var maalesef. Maalesef değil, iyi bir şey de çok fazla kendimi öğrencinin yerine koyduğum için bence anlatırım ya her şekilde. Benden matematik öğrenirsin yani. İçten davranırım genelde. Ben herhalde oldu. Bir de bunu ben söylemiyorum. Öğrenciler söylüyor. Güzel ders anlatıyormuşum. Biraz sabırsızım ben. Bir de bana göre bu çok doğru değil ama saçma sorular geldiğinde çabuk sinirleniyorum ben. O yanımı, o yönümü sevmezdim öğrencim olsam, evet. Samimi ve sıcakkanlılığımı herhalde severdim. Doğallığımı severdim. Şikayet ettiğim yanımda belki biraz duygusal tepkiler veriyor olabilirim bazen. Öğrenciyle diyalog kurmayı seviyorum.
sohbet etmeyi seviyorum. Onlara bir şeyler katmayı seviyorum. Gözlerinin içindeki o bir aydınlanma gerçekleşiyor ya bazen konuşurken. O çok güzel bir şey. Onu bazen yaşattığımı düşünüyorum çocuklarıma ama sevmediğim tarafım şu, sanki hatları biraz geç okuyorum. Sizde pek öyle olmadı ama. Bir de isimleri çok zor öğreniyorum. Bence en büyük eksim bu. Diyalog kurmak isteyip de isimleri de geç öğrenince aslında çok çelişmiş oluyorum da kendimle. Çabuk sinirlenebilmem olurdu. Bir anda sinirleniyorum ama sonrasında tabii ki bu öğrencilerimizi hepimizi kendimiz veya kardeşimiz gibi gördüğümüz için, çocuğumuz gibi gördüğümüz için çabucak geçiyor bu sinir. En sevdiğim özelliğim de herhalde kıyamamak olurdu. Birçok öğrenciye özellikle bazı öğrenciler aksini iddia etseler de yeri geldiğinde iş ciddiye bindiğinde kıyamamak en sevdiğim özelliğim olurdu herhalde. Ya herhalde ben anlatmayı seviyorum. Çok da konuşuyorum. Sevmediğim kısım belki burası olabilir. Yani çok hızlı konuşuyorum. Bu belki dersi hızlı yaptığım, hızlı işlediğim belki sıkıntı olabiliyordur ama. Kafamda birçok şeyi büyütürüm sevmediğim özelliğim. Sevdiğim özelliğim de notumun azıcık bol olduğunu söylüyorlar. O öyle olduğunu düşünüyorum ben de. En sevmediğim şey yazılar. Yazılar hiç sevmem ve öğrenci olarak hiç sevmedim ve bence yazılar bu kadar harika bir şey değil. Ve en sevdiğim şey bu akıllı ve motiveli ve sevimli öğrenciler beraber oturabiliyordum ve çok zevk alıyordum. Ben hep saygılı yaklaşırım öğrenciye. Öğrenciden de o saygıyı görürüm. En sevdiğim özelliğim herhalde o olurdu. En sevmediğim özellik ders açısından olabilir. Biraz zor bir dersimiz var. Not konusunda aslında çok sıkmıyoruz ama herhalde en sevmediğim yönüm not olurdu. Bütün özelliklerimi seviyorum. Öncelikle kendi kimin öğrencisi olmak istemezdim. Ama zor soru sorduğumuz dönemlerde hiç çekilmez oluyoruz maalesef. İkincisi bol ödev vermemiz biraz öğrenci tarafından sevilmiyordur. Harikayız. Aslında ben öğretmenlik yaparken en çok düşündüğüm ve aklıma gelen şey benim öğrencilik hayatım. Çok yaramaz, yerinde duramayan, çok aktif böyle. Öğretmenin dersini sürekli sabote etmeye çalışan bir öğrenciydim ben aslında. Şimdi kendi öğrencilerimde bana benzeyen öğrenciyi hep arıyorum. Çok özlüyorum çünkü o yönünü. Her şey ders demek değilmiş diyorum. Veya yani o yönüyle de güzelmiş. Sınıfta eğlenmek de güzel. Evet, yani, sınıfta eğlenmek de güzelmiş. Dersi sadece ders olarak yapmak değil de hani derste sohbet etmek, öğrenciyle iletişim kurarken havadan sudan da sohbet etmek, konuşmak o da bizi etkiliyor yani. Güzel, evet, bir şey bence. Evet, evet. Bunun kıymetini de online eğitimden sonra daha iyi anladık. Her anı komik çünkü. Göreve 1999 yılında Kasım ayında başlamıştım. Adapazarı'nda Ali Bilmen Lisesi'nde. Ve göreve başladığım gün hemen 5 dakika sonra deprem olmuştu. Bütün öğrencilerle birlikte okulu boşaltmaya çalıştığımız o kaos anını ve orada bulunma nedenimi hiç unutmuyorum. Öğretmen olduğumu o an fark etmiştim ve o çocuklardan sorumlu olduğumu, onlara destek olmak ve depremden onları kurtarmak için ne yapabileceğimi düşünmek durumunda kalmıştım. Benim için hem çok travmatik bir anıdır hem de çok değerlidir. 7. sınıftayım. 13-12 yaşlardayım. Org dersi alıyoruz ablamla birlikte. Öğretmenimiz de o derste yanımızda. Sanırım org başında ben varım. Eseri çalıyorum. Bir yandan da aklımda İleride gelecek olan bir sus işareti var. Yani orada beklenmesi gerekiyor mu? Susacak mıyım oradayı soracağım ama bölmek de istemiyorum. Tam o kısım geldi. Ben orada sus diye bağırdım ve öğretmen bir anda böyle korktu ve sustu. Yani benimle birlikte solfej yapıyordu. Bir anda o da sesini kesti. Ben tabii orada utandım birazcık.
öğretmene pardon hocam işte ben öyle demek istemedim falan gibi. Kabataş Erkek Lisesi'ne ilk geldiğimde dersine girdiğim girmediğim bütün öğrencilerin beni tanıyor oluşu. Nasıl oldu bu iş, nasıl olur diye düşünürken ortaya bir şiirim çıktı. Beni Çağdan Ayık'la şiiri. Hatta diyebilirim ki ezbere okuyan, gelip yanıma tanışmak isteyen ve bu şiiri ezbere okuyarak tanışmak isteyen pek çok öğrenci oldu. Beni bu çok şaşırtmıştı. İlk atandığım okul yine şansıma ortaokulu okuduğum Üsküdar Kız Lisesi oldu. O yüzden bu benim için çok büyük şanstı. Hani ortaokulda okurken çok fazla anınızın olduğu bir yere tekrar dönüyorsunuz. Ve bazı şeyler bıraktığınız yerden devam ediyor. Öğretmenleriniz hala orada. Ve siz onlarla birlikte öğretmenlik yapıyorsunuz. Onların hani öğretmen-öğrenci ilişkisinden öğretmen-öğretmen ilişkisine dönüyorsunuz. Şimdi mezun oldular. Belki rahatlıkla anlatabilirim. İsmini de değiştirelim. Bir öğrencinin doğum günü olduğu için güvenliğe doğum günü pastası gelmiş. Ben de bir güzellik yapayım, çocuğun doğum gününü kutlayayım diye öğrenciyi sınıftan çağırttım. Ahmet daha odanın kapısından girer girmez mahcup bir ifade takındı. Ahmet gel bakalım seni niçin çağırdım odaya biliyor musun dedim. Biliyorum hocam dedi. Ben de onun o biliyorum diyen ve mahcup ifadesinden bu işin içinde bir iş var dedim. Gel bakalım Ahmet sen neyi biliyorsun anlat bana bakalım dedim. Ahmet oturdu. Bana şu an bayağı bir kişinin disiplin cezası almasıyla sonuçlanan bir hadise anlattı. Tabii olayın buraya varacağını hiç tahmin etmemiştim. Sadece doğum günü kutlayacaktım ama bu vesileyle ne yazık ki birçok insanın disiplin cezası almasıyla sonuçlandı bu hikaye. Çok var ama anlatamam çünkü yurtta olan yurtta kalır. Happy Teachers Day to myself, to everybody else from Kabataş and to other schools in Turkey. Kabataş is amazing, such a prestigious school, and I'm pretty proud to be here. So I wish you all Happy Teachers Day to everybody else out there. See ya. Thank you so much. Dersinde sinema ve resmi daha pekiştirebileceğimi düşünüyorum. Çok fazla şey katabilirdi bana diye düşünüyorum. O yüzden Hakan Sümer diyorum. Öğretmen olmasaydım yine öğretmen olurdum. Çünkü ben öğretmenlik için 6 senemi harcadım ve öğretmen oldum. Daha önce bir holdingde muhasebeci olarak çalışıyordum. İyi bir yere gidiyordum, iktisat okuyordum. Ama öğretmenliği çok istediğim için öğretmen oldum. O yüzden mutluyum. Ya aslında en büyük hayalim şeydi, gazeteci olmaktı benim. Ve edebiyat öğretmenliğinin üzerinde tamamen gazetecilik bölümleri vardı. Medya, radyo, televizyon vesaire. Fakat başladıktan sonra biraz da hocalarımın herhalde etkisiyle orada o bölümde kalmaya ve öğretmen olmaya net karar verdim. 27 yıldır öğretmenim ve hiç pişman olmadım. İkinci ihtimalim olan yazılımcı olurdum. Bilgisayar ve yazılım üzerine uğraşırdım. Ama öğretmenlik bana göre en güzel mesleklerden bir tanesiymiş. Bana en uygun mesleklerden bir tanesiymiş. Yine öğretmen olurdum. Herhalde yine matematikle ilgili bir şey yapardım. Belki mühendislik olabilirdi. Çünkü matematiği seviyordum. Yine öğretmen olurdum arkadaşlar. Çünkü öğretmenliği seviyorum. Şimdi matematik mühendisliği okudum ben aynı zamanda. Çift anadal. Son sınıfta ekonomiye merakım vardı. Hatta bayağı bir ilgilendim. Şu an hala da ilgileniyorum amatör olarak. Yüksek lisansa da önce ekonomi yüksek lisansına başvurmuştum matematikten önce. Matematik kabul alınca olmadı. Yani matematik öğretmeni olmasaydım sanırım ekonomi ve özellikle de borsayla ilgilenirdim. Öğretmen olmasaydım belki arşiloş oluyordum veya mimar. Tamam karar vermedim ama bence arşiloş. Para kazanmazdım ama güzel bir iş bence. Yine fizikçi olurdum bence. Hayatım nasıl etkilenirdi? Büyük ihtimal yurt dışına giderdim, yurt dışında yaşardım diye düşünüyorum. Yetenekli öğrencilerimi keşfedip sporcu oldukları için ve bunların arasından da şampiyon sporcular yetiştirmek en büyük zevk, paha biçilemez bir duygu aslında. Tabii ki bu doğrultuda antrenörlük demek isterim. Öğretmen olmasaydım yine öğretmen olurdum.
öğretmenliğe en yakın akademisyen olmak isterdim. Muhtemelen çok bir şey fark etmezdi. Öğretmenlik hayatımda geçen 23-24 yılda yüzlerce belki binlerce öğrenciyle muhatap oldum. Güzel öğrenciler yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum. Öğretmen olmasaydım yine öğretmen olurdum. Kesinlikle ve kesinlikle yine öğretmen olurdum. Hayatta tekrardan doğmuş olsaydım, gelmiş olsaydım eminim ki yine öğretmen olarak hayatıma idame ettireceğimi düşünüyorum. Bu konuda da herhangi bir şüphem de yok. İyi ki öğretmen olmuşum. Biyoloji öğretmenim Ülker Bilgiç, kendisini sevgi ve saygıyla anıyorum. Beni yetiştiren çocukluk antrenörüm, ilk antrenörüm oldu. Ben Almanya doğumluyum. İlkokulu Almanya'da okudum. Ortaokula buraya geri dönüş yaptığımızda, ortaokula başladığımda tabii ki Türkçe konuşamıyordum. Anlıyordum ama çok zorlanıyordum. Ve liseden mezun olurken son işte günlerde öğretmenlerimizden vedalaşıyoruz. Orta 1'deki sosyal bilgisi öğretmenim Mehmet Emin Bey. Ya Yasemin dedi, ne çektim senden demişti. Ben şöyle bir kaldım. Niye hocam? Beni çok uğraştırdın dedi. Ben de şimdi ben düşündüm, yani hocam ben hani yaramazlık etmezdim falan diyordum. Öyle değil dedi. Yazılımda, yani orta 1'e başladığımdaki sosyal bilgisi yazılarında ben Almanca cevap veriyormuşum sorulara. Adamcağız yani silip sıfır verebilirken gidip onu Suat Hanım, Almanca öğretmenimize götürüp tercüme ettirip tercümesinden not verip bana notumu öyle veriyormuş. Yani beni bırakabilirdi ama bırakmadı. Hep o yüzden de öğrencilere karşı aklıma hep o gelir. O yüzden de öğretmenlik yaparken onun gibi olabilmek isterim. Eski öğretmenlerim gibi olmak isterim. Çünkü onlar gerçekten de muhteşemlerdi. Yani ellerine su dökemeyiz diye düşünüyorum. İlkokul öğretmenim Monika, kendisi Viyana'da ilkokul öğretmenliği halen sürdürüyor. Okula biraz geç kalmıştım. Sınıfın kalanı okuldaydı. Gitar eşliğinde öğrencilerini karşılıyordu şarkı söyleyerek. Yani o sıcak ortam, onun o gülümseyişi hala dün gibi aklımda. Ve gerçekten hayatımda o 4 yıl boyunca bana çok emek veren ve yani çok olumlu izler bırakan bir öğretmenim. Üzerinden epey seneler geçti. Yani 30 yılın üstünde bir zaman geçmesine rağmen hala telefonla görüşüyoruz yaz tatillerinde. Kimi zaman ziyaret ediyor beni, Türkiye'ye geliyor. Her öğrencinin hayatını etkileyen bir öğretmeni vardır. Birçok öğretmeni vardır. Lise dönemimde özellikle edebiyat öğretmeniminden çok etkilenmiştim. Bana Sezai Karakoç'un şiir kitaplarını aldırmıştı ve ben şiiri Sezai Karakoç'un kitaplarıyla aslında keşfetmiştim. Dolayısıyla bugün edebiyat öğretmeni olarak bu kararı aldıysam bunun etkisi çoktur. Ama aynı zamanda lisansüstü derslerime giren Profesör Doktor Birol Emil hocamız da beni çok etkilemişti. Hatta öyle ki Birol Hoca 1950'lerde Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Ve şu mesajı benim için çok çok değerli. Evladım, bana YÖK başkanlığını vermiş olsalardı Kabataş Erkek Lisesi'ndeki tüm öğretmenlerimize profesör unvanını verir ve üniversitede derslere sokardım derdi. Bu denli önemli bir mesleğe icra ediyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor ve hayatını kaybeden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet ve onları saygıyla anıyorum. Bir video. Sinema kulübü öğrencilerine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aslında videoya katkı sağlayan öğretmenlerimize de teşekkür etmeliyiz. Tabii yani. Onlar olmasa zaten video olmayacak. Paylaşmışlar. Seni en çok hangi öğretmenin etkilemişti? Mektubu yazdın mı? Aslında birçoğu ama evet. En çok etkilenen ilkokul öğretmeni. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenime mektup yarışması vardı, malumunuz. Okulumuzdan bu yarışmaya bir edebiyat öğretmeni katılmadı. Bir matematik öğretmeni katıldı.
Tabii bu şu anlama geliyor. Matematiğinizin iyi olması için de edebiyatınızın iyi olması gerekiyor. Yani aslında tam öyle, evet bu kısım doğru da tam öyle de denmeyebilir. Belki ya bu kalem işi biraz gönül işi aslında. Ben sadece duygularımı yansıttım. Çok da böyle branşa bağlamamak lazım diye düşünüyorum. Ya sizin takdirlerinizi. Sağ olun. Yani sadece ne hissettiysem yazdım. Sanırım karşılığını görebildik, öyle diyeyim. Yani bunu yansıtabilmişim, öyle düşünüyorum. Herhangi birimiz de o yoğun duyguları hissediyor olsaydık yazabilirdi sanırım. Yani kendinizi sınırlamamalısınız. İlçe birincisi olduğunuz, ilçe birincisi olduğunuz belki de tam şu sıralar ilan ediliyordur yarışmanın nihai birincisi. Ben mektubunuz üzerinde konuşmaktansa mektubunuzu çok merak ediyoruz. Okumanızı rica edeceğiz. Mümkünse, sakıncası yoksa. Ben mektubu yazarken de çok heyecanlanmıştım. O yüzden şimdi okurken de benim için çok zor olacak. Kıymetli öğretmenim, ilk heyecanım, ilk kalem tutuşum, ilk hayranlığım. Aslında uzun zaman önce yazmalıydım size. Anlatacak öyle çok şey birikti ki. Kaldığımız yerden devam edebilmeyi bütün kalbimle isterdim. Bayramlarda elinizi öpmeye geldiğimiz günlerin sıcaklığından uzak, pansiyon olarak kullanılan o mavi ev. Sahildeki öğretmen evinde çayımıza eşlik eden, içimizi ısıtan sohbetlerimiz. Bahçesinde kahkahalar atıp oyunlar oynadığımız yuvamızda, sizinle fotoğraf çektirmek için yarıştığımız karne günleri. Ah ne çok anı var yüzümü gülümsetmeye sebep. Ve ne çok fotoğraf var baktıkça gözyaşlarıma hakim olamadığım. Bir çocuğun okul hayatındaki en büyük şansı iyi öğretmenlerle karşılaşmakmış. Ben çokça şanslıydım ve başka hayatlara şans olmayı da sizden öğrendim. Ben sizden adil olmayı, her çocuğun özel olduğunu, kan bağı olmasa da sınıftaki çocukları çocuklarım gibi benimseyebilmeyi öğrendim. Ben sizden her çocuğun fark edilmeyi beklediğini, yaptığı her güzel davranışını takdir edebilmeyi öğrendim. Bu yüzden kıymet vermek mühim oldu benim için. Ben sizden öğretmenlerin de duyguları olduğunu, üstelik duygularını saklamak zorunda olmadıklarını öğrendim. Bu yüzden de öğrencilerimin sevinciyle havaları uçuyor, onların başarısıyla heyecanlanıyor, gururlanıyor, üzüntüleriyle onlarla beraber korkusuzca gözyaşlarımı akıtabiliyorum. Boğazım düğüm düğüm kaleme aldığım mektubumu ıslanan kağıtlara, dağılan mürekkebe rağmen yarıda bırakmayışım hep bu yüzden. Ben sizden işini aşkla yapmanın cüzdanındaki sayılardan daha değerli olduğunu öğrendim. Cebimde biriken kağıt parçaları değil, okul sıralarında biriktirdiğim ışıl ışıl gözlerdi kazancım. Ben sizden dokunduğum hayatların verdiği huzurla uyumanın dayanılmaz hafifliğini öğrendim. Yorulduğum zamanlar da oldu, zorlandığım anlar da. Çocuğum evde hastayken de öğretmendim, bir yakınımın yasını tutarken de. Seviyorsan mesleğin iş olmaktan çıkıyordu nihayetinde. Pazartesi sabahları sıranın üstüne çıkıp, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye haykırdığım, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içerim diyerek, çocuksu bir coşkuyla and içtiğim günlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen her 10 Kasım'da gözlerim doluyor. İstiklal Marşı'nı okurken sesim hala titriyor. Çünkü ben sizden yemin etmenin kutsallığını öğrendim. Ben sizden hissederek, yaşayarak, kendini adayarak, öğrenciyle bütünleşerek öğretmenlik yapmayı aşıp öğretmen olmayı öğrendim. Ben sizden konuştuğum kadar dinlemeyi, öğretirken öğrenmeyi, bilmediğini utanmadan söyleyebilmeyi, bilgi neredeyse gidip alma azim ve cesaretini öğrendim.
Ben sizden öğretmen vasfından uzaklaşmadan mezun etsen de arkadaş kalabilmeyi, her anlarına şahitlik edebilmeyi öğrendim. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözüne karşılık ben sizden vefanın iyileştirici gücünü öğrendim. Bir çocuk sevdim, 1000 oldu. Çünkü ben sizden bir verirsen 10 almayı öğrendim. Ben sizden önce kendine saygı duymayı, kendine sevmeyi öğrendim. Çünkü öğretmen sözüyle, davranışıyla rol model olandı. Bilgisiyle olduğu kadar vizyonuyla da hayranlık uyandırandı. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandı. Yıllar geçse de düşündükçe hayran olduğum, andıkça daha çok saygı duyduğum, bu mektubu okuyamayacağınızı bilsem de size yazmaktan bir an tereddüt etmediğim canım öğretmenim. Sayamadığım daha birçok öğretici, tüm öğretmenlerim adına size minnettarım. Sevgi, saygı ve özlemle ellerinizden öperim. Işıklar içinde uyuyun. Hakikaten ne mutlu ki size bunları öğretebilmiş, gerçek bir öğretmenmiş. Burada ismi anılmış oldu. Pekala, devam edelim. Tabii hüzün kutsaldır. Niye böyle olur ben de yetişeyim.
Çok mutlu, çok şen anlamına geliyorum. Efendim, ilk görev yerlerimiz, ilk göz ağrılarımız, ilk okullarımız ve bir video ile yine devam ediyoruz. Evet, buyurunuz. Olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa onun sesi ta kendisi, geri gelmiş demek sensiz diyor, yaşanmıyor aşk bu olsa gerek, karanlıkta sokaklarda elimde bir çiçek, beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, uzun desem uzun değil, bir yol var önümde, yeşil desem yeşil değil, beyaz bir elbise, gümüş desem gümüş değil, altın bir yüzükle bana bakıyor, gülümsüyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, onun sesi gelmiş demek, sensiz diyor, yaşanmıyor aşk bu olsa gerek, karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek, beni arıyor beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa, neler oluyor hayatta, bir de şu rüya gerçek olsa sabah. Demirci ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve eğlenceli bir video olmuş. Bize anılarımızı hatırlatmış oldular. Neyse biraz duygusallıktan uzaklaştık gibi ama hiç yaşlanmıyorsunuz gerçekten. Oluyor. Kahri Hocam aynı Özgen. Bülent Hocam yani. Bir Özgen Hocam'ı bir şey yaptım yani, hakikaten tanıyamadım yani. Çok değişmiş. Bu tabii genç kalmamızın sırrı hep gençlerle birlikte olmaktan. Hep genç kalmaya da devam edeceğiz. Hazırlıklar tamamlanıyor. Efendim, müzikle devam edeceğiz. Orkestrayı size takdim etmek istiyorum. Klavyede Gülnihal. Gülnihal neredesin? Gülnihal? Gülnihal. Gülnihal. Gitarda Arman. Burada Alper Yılmaz'ı, Erhan'da Deniz ve flütte, yan flüt diyebiliyoruz ama flüt aslında, başka flüt yok, sadece bu var. İpek Ece ve Nilay. Evet, öncelikle Özgen Zeybek hocamızla birlikte kendisine düet edecek arkadaşımız, öğrenci arkadaşımız İbrahim Efe Karakulak huzurlarınıza giriyor.
Şu öğrencilerimin karşısına yemin ediyorum bacaklarım titriyor. Ne zaman? Hiç bitmesin. Allah gerçekten bu heyecanınızı, bilmiyorum bütün öğretmen arkadaşlarım herhalde katılacaktır. Sizleri göreceğim. Ben kimsenin karşısında heyecanlanmam. Öğrencilerim karşısında. Ya, iyi kısımlar ya. Teşekkür ederim. Ben söyledim şarkıları.
Düşünürseniz bu 2-3 dakikayı da atlatabileceğinizi düşünüyorum. Mesela Fikret Hocam Magna Carta'dan belli bir sürü şey gördü. Bunu anlatır. Kusura bakmayın şimdiden, özür diliyorum ama Özen gayet güzel söylüyor. İdareciler adına dediler ki sen söyle. Kurban seçtiler, ben de. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Hareketli bir parça fakat ben hani pansiyonda öğrencilere daha sonra fırça atacağım falan, hani işin ciddiyetini bozmayayım diye oynamadan Orhan Gencebay gibi duracağım. Ama Aysun Hocam ve Şermin Hocam arkada dansçı kızlar olarak bize eşlik edecekler.
bırakmıyoruz. Profit muhteşem sesi bırakamayız. Efendim son parçalarımız için bize eşlik etmek isteyen öğretmenlerimizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Yüksel Hocam. Özlem Hocam. Muharrem Hocam burada kopya çekebileceğiz. Burada da. Öğrencilerden de gelmek isteyen yani olursa. Hay maşallah. Beklemiyordum bunu. Ne yapacaklarını bilmiyorum. Efendim bu son olsun. Telefonlardan açabilirsiniz. Önümüzde olur. Muharrem Hocam buyurun. Parça zor ya. Parça zor. Müdür Bey. Muharrem Hocam. Müdür Bey. Sizi de alalım böyle. Edebiyatçılar, edebiyatçılar en yoğun ilgi var. Şarkıyı ben söylediğim için, benim söylediğim şarkıdan sonra seçilen şarkının ismi çok enteresan, birazdan duyacaksınız. Parçayı bana öğretmek için hakikaten buradaki istisnasız herkes Muharrem Hoca dışında seferber oldu. Onu da dile getirmek istiyorum. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat ümit, neşe dolu, mutlu yıllar vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladıysan bu son. Ayrıca bir alkış.
3.
Teşekkür ederim. Evet.